İdari işlemler, devletin yasama ve yargı işlemleri dışında kalan ve idari fonksiyonun yerine getirilmesini sağlayan işlemlerdir. İdari hukuku alanındaki hukuksal işlemler, tek taraflı işlem ve çok taraflı işlem olmak üzere ikiye ayrılır. Tek taraflı idari işlem, idari hukuku alanında bir hukuksal sonuç doğurmak veya doğmuş bir sonucu belirtmek üzere idarenin yaptığı tek taraflı işlemlerdir. Tek taraflı idari işlemde kendi içinde bireysel ve düzenleyici olmak üzere ikiye ayrılır. Tüzük, yönetmelik gibi düzenleyici idari işlemlerle genel ve kişilik dışı hali hazırda var olmayan bir sonuç oluşturur. Bu işlemler aracılığıyla idare kurallar koymaktadır. Bireysel idare işlemler ise kişisel ve özel durumlara ilişkindir. Bunlar verginin tahakkuk ettirilmesi, disiplin cezası verilmesine ilişkin işlem, kamulaştırma, diploma düzenlenmesi gibi, yapı ruhsatı verilmesi gibi işlemlerdir. Bireysel nitelikteki bu idari işlemler bir hukuksal sonucun doğmasını sağlarlar. İdarenin çok taraflı hukuki işlemlerini idare sözleşmeleri oluşturur. İdari sözleşmeler, idare örgütünün idare hukuku uyarınca düzenlediği bir sözleşmedir. Bunlar, idare ile ilgili kişinin aynı hukuki sonucu doğurmak amacıyla karşılıklı olarak beyan ettikleri iradelerin uyuşması sonucu ortaya çıkarlar.